Kafkasya'da istikrarın sağlanması yolunda Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ, Karabağ konusunda barış anlaşması imzalanması ve bu konuda Ermenistan'ın net bir yola sevk edilmesi konusunda malum çabalar var. Bu konuda son görüşme Soçi'de Rusya'da Putin liderliğinde gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermeni Başbakanı Paşinyan da bir araya geldi. Bir çerçeve ortaya çıktı ve bu konuda da Azerbaycan net tavır koydu. Karabağ sorunu diye bir sorun yok. O artık tarih oldu. Şu anda gündemimizde tek şey bölgede normalleşme. Tabii bundan barış anlaşmasının bir an önce imzalanması gerektiği sonucu çıkıyordu. İşte Soçi masasından kalkan Paşinyan soluğu. Tahran'da almıştı. Tahran ve Fransa, Paris ve Tahran. Özellikle Kafkasya konusunda Ermenilerle birlikte saf tutup Kafkasya'da istikrarı baltalamaya çalışıyor. Bu konuda son derece çarpıcı bir örnek, vahim bir örnek var. Azerbaycan'da İran istihbaratının kontrolü altında ideolojik fikirlerin telkin edilmesi yoluyla oluşturulan gizli ve yasa dışı bir silahlı grup ortaya çıkarıldı. İran'ın kirli oyunu gün yüzüne çıktı. Azerbaycan'da İran istihbaratının ideolojik fikirlerin telkin edilmesi yoluyla kurduğu yasa dışı silahlı grup ifşa edildi. Gelişmeyi Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi duyurdu. Yasa dışı silahlı grupların askeri tatbikatlarına katıldıkları tespit edilen 19 Azerbaycan vatandaşı soruşturmaya sevk edildi. Bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi. Şüpheliler hakkında İran özel servislerince ülke sınırları dışında askeri eğitime alınmaları, şantaj ve diğer şiddet yöntemleriyle etki alanında tutulmalarına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Bu kişilerin üçüncü ülkeler üzerinden Tahran'a, oradan da askeri uçaklarla Şam'a götürüldüğü tespit edildi. Suriye'de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildi. Tatbikatlara katıldığı tespit edilen isimlerden biri Fegan Mehmedov. Mehmedov'un, İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ait bir araçta Azerbaycan'a ulaştırılan tişörtleri, ülkenin bazı bölgelerinde yapılması planlanan eylemlere katılanlara dağıtımını organize ettiği belirlendi. Yaşananların perde arkasından çıkan Ermenistan detayı da dikkat çekiyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal eylemleri konusunda fikir ayrılığı yaşayan örgüt üyelerine, katıldıkları tatbikatların görüntüleri ve başka yöntemlerle şantaj yaptığı da tespit edildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nin açıklamasında yasa dışı silahlı gruplara dahil olan Azerbaycan vatandaşlarına karşı en ağır tedbirlerin alınacağı, ciddi cezalarla karşı karşıya kalacakları belirtildi. Tahran yönetimi her fırsat Ermenistan'ın piyonu gibi davranmayı sürdürüyor. Geçmişten bu yana aynı iki yüzlü politikayı devam ettiriyor. Sözde tarafsızlığı savunsa da, din kardeşlerine yapılan zulme karşı sessizliğini koruyup, yasa dışı örgütler üzerinden Müslümanların kanını akıtan Ermenistan'la yan yana duruyor. Çünkü Azerbaycan'ın Karabağ'da işgale dayalı statikoyu bozmasından rahatsız. Güney Kafkasya'da oluşan yeni jeopolitik gerçekliği engellemeye, geciktirmeye çalışıyor.